Kayserispor'un içinde bulunduğu durum, yani 6 haftalık serüveni aslında bize mental bir strateji oluşturma şansı vermişti maçtan önce. Yani maçı 0-0 taşıyabildiğimiz her dakika daha fazla kaosa döneceğini Kayserispor adına öngörmüştük ve düşündüğümüz gibi oldu. Gol beklentisi oranlarına baktığımız zaman zaten daha çok alan bulan, daha çok gole yakın olan takımımızdık. Çok garip goller kaçırdık. Hatta maçın bir anında şunu düşündüm. Süper Lig'deki ilk maçım gene bu Kayseri deplasmanıydı. Transfersiz gelmiştik ve benzer bir maç oynamıştık. Altı pastan onlarca gol kaçırıp mağlup olup dönmüştük. Acaba dedim hani aynı şey mi olacak? Şükür ki biz kazandık. Şimdi buradaki içinde bulunduğumuz durum belli. Burada hayal satmamıza gerek yok futbolculara, kamuoyuna. Ama ne üreteceğiz? İstanbulspor kurulduğu günden bu yana sahaya nerede olursa olsun kazanmak için çıkan, olumlu futbol üretmek için çıkan bir takım. Bunu 1930 senesinde, 35 senesinde yazılmış makalelerde, kitaplarda görüyoruz. Her zaman pozitif futbol üreten bir takım. Futbol üreten bir takım. Oyuncu üreten bir kulüp, bir camia. Şimdi bizim işimiz şu. Giderek kalitesi ya da talebi düşmekte olan Türk futboluna bundan sonraki bu maça çıkmadan önce 18'di. Bundan sonraki 17 maç boyunca olumlu değer üretmek olacak futbol anlamında. Sonra elimizden geleni yaptıktan sonra 17 maç sonra nerede olduğumuza bakacağız ve elimizde ne var buna bakacağız. Bu sefer o olduğumuz yerde tekrar bir plan yapacağız. Şu anki bir numaralı hedefimiz İstanbulspor camiasının tarihinden getirdiği bütün değerleriyle beraber 17 maç boyunca tartışılmadan Türk futboluna katma değer üreterek ve Süper Lig'in rekabet kalitesini arttırarak sezonu tamamlamak en büyük hedefimiz. Var mı sorusu? Teşekkürler. Teşekkürler. İyi akşamlar.